Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda birbirinden ilginç bilgilerle karşınızdayız. Umumi tuvaletlerde kullanılan el kurutma makineleri tuvaletteki bakterileri emerek doğrudan ellerimize püskürtüyor. Bir mikrobiyoloji dergisinde yayınlanan araştırmada araştırmacılar temas olmaksızın parmaklara sıcak hava üfleyen el kurutma makinelerinin kağıt havlulara göre 1300 kat daha fazla mikrop yaydıklarını ortaya koydu. Yapılan analizlerde jet kurtucuların diğer yöntemlere kıyasla daha uzak mesafelere daha fazla mikrop yaydıkları görüldü. Gün içerisinde kısa bir uyku hafızamızı güçlendirir ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Özellikle öğle saatlerinde 10 ila 20 dakika arasında uyumanın gün boyunca insanı daha zinde tuttuğu ve beyni 20 dakika gibi kısa bir zaman dinlendirmenin hafızayı güçlendirdiği, kalp başta olmak üzere birçok hastalığa da iyi geldiği ifade ediliyor. Öğle saatlerindeki kısa süreli uykunun tıpta REM uygusu olarak adlandırılan derin uykuya denk geldiği belirtiliyor. Uykunun çok olanı da iyi değil bu arada. Günde 9 saat uyuyanların 7 saat uyuyanlara göre ölüm riskinin daha fazla olduğu söyleniyor. Dünyada beyzbol sporunun en az oynanan ülkelerinden birisi olan Türkiye'miz aynı zamanda en fazla beyzbol sopası satılan ülkelerinden birisidir. Beyzbol sporu Amerika kökenli olmasına rağmen beyzbol sopası pazarı her yıl Amerika'da %5, Türkiye'de %15 büyüyor. Beyzbol sopasının Türkiye'de spor amaçlı satın alınmadığı kesin. Peki beyzbol sopasının Türkiye'deki diğer isimlerini biliyor musunuz? Haydar, Cappar, Şimşir, Kas Gevşeltici, Koma yani kişisel olaylara müdahale aracı. Lütfen araçlarınızda beyzbol sopası bulundurmayın. Son 6 yılın verilerine göre dünyadaki en güvenli şehir Tokyo'dur. Araştırmalara göre Tokyo dünyada yaşanabilecek en güvenli kent. Birleşmiş Milletler verilerine göre Tokyo'da 38 milyon civarında kişi yaşıyor. En güvenli şehirler dijital güvenlik, sağlık güvenliği, altyapı güvenliği ve bireysel güvenlik temaları altında 40 farklı gösterge ile 100 üzerinden puanlanıyor. Tokyo'nun buradaki puanı ise 85.63. Bir insanın kalp atış sayısı dakikada 60 ila 80 arasındayken bir sinek kuşunun kalp atışı dakikada 1200'dür. Sinek kuşu, kolibri familyasından olan ve küçük kuş türleri arasında yer alan, havada asılı kalma özelliği bulunan ve çok hızlı kanat çırpabilen bir kuş türüdür. Sinek kuşu, sahip olduğu özelliği sayesinde diğer kuşlardan farklı olarak geriye doğru da uçabilmektedir. Besin bulamadıkları zamanlarda, özellikle geceleri metabolizmalarını yavaşlatarak geçici bir kış uykusuna yatabilmektedirler. Bu uyku süresinde vücutlara adeta uyuşan bu kuşların kalp atışları dakikada 50 ile 180 arasında düşebilmektedir. Gök kuşağı aslında göründüğü gibi yarım daire değil, tam yuvarlak şekildedir. Gök kuşağı güneş ışığı ve su damlalarının birleşiminden meydana gelir. Güneş ışığı algıladığımızın aksine sarı değil beyazdır ve tüm renkleri içinde barındırır. Yağmur damlaları da misket gibi küre şeklindedir. Güneş ışığı yağmur damlasının içine girince kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklere ayrışır. Mor renk çemberin içinde, kırmızı ise en dışındadır. Gök kuşağını görebilmemiz için güneş, biz ve yağmur damlası belli bir açıya göre sıralanmamız gerekir. Bulunduğumuz yeryüzü konumundan dolayı da gök kuşağını tam yuvarlak değil, yarım daire olarak görürüz. Eğer uçaktaysanız ve bir gök kuşağına denk geldiyseniz gök kuşağını tam yuvarlak olarak görebilirsiniz. Barış Manço'nun Bugün Bayram isimli şarkısı aslında neşeli bir bayram sabahını değil, ölen annenin kabrini ziyarete gidilen bir bayram sabahını anlatır. Aradan yıllar geçse de pek çoğumuzun her bayramda aklına gelen bu şarkı aslında bayram sabahı çocuklarını annelerinin mezarına ziyarete götüren bir babayı anlatır. Sevgili Barış Manço bu şarkıyı vefat eden annesine yazmıştır. Sevgili Barış Manço ve annesine rahmet diliyoruz. Cinsiyetiniz ve boyunuz babanız tarafından belirlenirken vücudunuz ve zekanız anneniz tarafından belirlenir. Araştırmalara göre çocuğun cinsiyetini belirleyen babadır. Pek çok anne ve baba çocuklarının daha uzun olmasını istiyor. Ancak çocuğun boyu büyük oranda baba tarafından belirleniyor. Babanın boyu uzunsa çocuğun da uzun boylu olma ihtimali yüksek oluyor. Ama ilginç tarafı Kellik sorunu toplum arasında babadan geçen bir özellik olarak bilinse de kellik daha çok anneden geçmektedir. Acı biberlerin en acı kısmı sanıldığı gibi çekirdekleri değildir. Çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Birçok kişi biberlere acı tat veren şeyin çekirdekleri olduğunu düşünür. Fakat asıl oca olan kısım o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar en fazla kapsayisin içeren kısımdır. Capsaicin, bibere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bir bileşiktir. Bir sınava çalışıyorsanız daha önce hiç kullanmadığınız bir parfümü kullanın. Sınava gireceğiniz günde aynı parfümü kullanırsanız koku hafızanızı tetikler ve çalıştıklarınızı daha iyi hatırlamanızı sağlar. Bilim insanlarının araştırmalarına göre kokular insanların beynindeki nöronlara etki eder ve bu nöronlar sayesinde insanların o anki düşüncelerinin normalden farklı olmasını sağlayabilir. Örneğin duruma ağır olan sinir hastalarının ve psikolojik açıdan profesyonel destek alan hastaların tedavisinde kokular kullanılabilmektedir. Bu işlemin amacı beyinde farklı hücrelere etki eden kokuların insanların farklı düşünmelerine ve davranmalarına katkı sağlayabilmesidir. Hafızayla ilgili hücrelere etki edebilmesi için hiç kullanmadığınız bir kokuyu ders çalışırken ve sınavda kullanıp etkilerini gözlemleyebilirsiniz. Son olarak bakış açınız hayatınızı büyük bir oranda etkiler. Olumsuzluklara takılıp hayatınızı zehir etmeyin. İyi düşünün, iyi olsun, hoşçakalın.